Ceza Sömürgesi Frans Kafka Seslendiren Taha İnci Subay, inceleme gezisine çıkmış konuğuna, ''Hiç alışılmadık bir aygıttır.'' dedi. Pek yakından tanıdığı kesin olan aygıtı hayranlıkla süzmekteydi. Konuk neredeyse zoraki gelmişti buraya. İtaatsizlik ve subayına hakaret etmek suçlarından ölüme mahkum edilmiş bir erin idamında bulunma davetini geri çevirmenin saygısızlık sayılacağını düşündüğü için kabul etmişti. Gördüğü kadarıyla bu ceza sömürgesinde idama karşı bir ilgisizlik hakimdi. Konukla subay sayılmazsa her yanı çıplak yamaçlarla çevrili bu kumluk vadide sadece iki kişi vardı. Saçı sakalı birbirine girmiş, büyük ağzı ve aptal bakışı idam mahkumuyla onun ağır zincirini tutan er. Erin elindeki ağır zincir, mahkumun el ve ayak bileklerine takılmış zincirlerin birleştiği noktaydı. Ayrıca ağır zincirde toplanan küçük zincirler, kendi aralarında da yine zincirlerle birbirlerine bağlanmışlardı. Acaba tüm bu önlemler gerekli miydi? Mahkumun yüzünden öyle bir sadakat okunuyordu ki, zincirlerini söküp özgürce yamaçlarda gezmeye bıraksalar, sonra bir ıslık çalıp çağırsalar, herhalde hiç sorun çıkmaz, bir köpek gibi kendi infaz işinin gerçekleşmesi için koşar gelirdi. Konuk aygıtı neredeyse hiç anlamamıştı. Mahkumun peşinde gözle görülür bir umursamazlıkla geziniyordu. Subay son hazırlıkları tamamlamaya çalışıyor. Kimi zaman yere gömülü aygıtın altına sürünerek giriyor. Kimi zaman aygıtın küçük parçalarını denetlemek için bir merdivenle yukarı tırmanıyordu. Aslında bunlar bir teknisyenin işi olmalıydı. Ama subay bu işleri canı gönülden yapıyor. Aygıt'ı sevmesinden mi, yoksa başka yüzden mi bilinmez, yaptığı işleri başkasına devretmek istemiyordu. Nihayet, sonunda oldu diye bağırarak merdivenden indi. Çok yorulmuştu. Kapatmadığı ağzından soluyup durmaktaydı. Üniformasının yakasına iliştirdiği iki pahalı kadın mendili dikkat çekiciydi. Konuk, böyle tropik bir bölge için bu üniforma ağır olmalı, dedi. Subay ise konuğun aygıtla ilgili sorularını beklemekteydi. Yağ bulanmış ellerini hazır bekletilen küçük kovada temizlerken elbette ağır diye yanıtladı. Ağırlar ama bizim için yurdumuzu simgeliyorlar. Sizin de takdir edeceğiniz gibi yurdumuzu yitirmek istemeyiz. Ellerini kurularken sözü hemen aygıta getirdi. Şimdi edek yaptığım işlemler elle yapılması gerekenlerdir. Bundan sonrasını aygıt kendiliğinden yapacaktır. Başını sallayarak kendisini izleyen konuğa, Kimi zaman arıza yapmıyor değil, dedi subay. Böyle bir olasılık gerçekleşirse şimdiden temize çıkmak ister gibiydi. Bugün bir arıza olacağını sanmıyorum. Yine de bu olasılık yok değil. 12 saat kesintisiz çalışacak bir düzenek sonuçta. Arada arızalar olsa da küçük sorunlardır bunlar. Göz açıp kapayana dek giderebiliriz bunları. Subay konuğuna oturup oturmayacağını sordu. Hemen oradaki hasır iskemle yığınından bir iskemle çekip konuğuna uzattı. Konuğun oturduğu yer bir çukurun kenarıydı. Konuk çukura göz ucuyla baktı. Derin sayılmazdı çukur. Kazılan toprak bir kenara yığılarak bir tür duvar oluşturulmuştu. Diğer kenarda ise mahkum dikiliyordu. Subay, kumandan size aygıtla ilgili bilgi verdi mi? diye sordu. Konuk anlamı belirsiz bir el hareketiyle soruyu geçiştirmeye çalıştı. Ama bu subayın arayıp da bulamadığı fırsattı. Artık aygıtı kendisi anlatabilirdi yanı başındaki bir itenek koluna yaslandı. Bu aygıt diye söze girdi. Eski kumandanımızın bir buluşudur. Henüz ilk denemelerinde bile hazır bulundum. Yapım çalışmalarına da bizzat katıldım. Fakat bu aygıtın yapımının şerefi eski kumandanımızındır elbette. Eski komandanımıza anlatan oldu mu? Hayır mı? Bakın, bu ceza sömürgesinin onun eseri sayılması gerektiğini söylersem, inanın abartmış sayılmam ona yakın olan bizler ölümünden sonra yerine geçecek olan kişinin kafasında binlerce plan proje tasarlasa da çok uzun yıllarca var olan durumu değiştiremeyeceğini, sömürgenin sisteminin nasıl kendi içinde bütünlükte olduğunu biliyorduk. Bu öngörümüz doğal olarak doğru çıktı. Yeni kumandan eskisinin değerini kabul etmek zorunda kaldı. Ne yazık ki eski kumandanımızı tanıyamadınız. Bir an susup, aslında boşuna konuşuyorum, dedi. Aygıt hemen önümüzde duruyor. Üç parçadan oluştuğunu görüyorsunuz. Zaman içinde her üç parçaya da halk arasında atlar uydurulmuş. Alttakinin adı yatak, aradaki kazıyıcı. Şu hareketli olup inen çıkanın da adı tırmık. Konuk irkilerek tırmık mı diye sordu. Aslında subayın anlattıklarına hiç dikkat etmemişti. Çıplak vadide güneş tüm gücünü korunmasız insana yüklüyor, dikkatini toplamasını güçleştiriyordu. Yine de geçit törenine hazırlanır gibi giyinmiş, apoletler ve sıra sıra kordonlarla ağırlaşmış üniformasını sırtına geçirmiş, hem durmadan konuşan hem de açıklamalarını kesmeden elindeki aletlerle aygıtın orasını burasını kurcalayan subay, konağa aygıttan daha çekici görünüyordu. Er de konağa benziyordu aslında. Mahkumun zincirleri bileklerine dolanmış, bir eliyle tüfeğine yaslanmış, başı sarkmış, dünya ile ilgisiz dikiliyordu. Şaşırtıcı değildi bu subayın Fransızca konuşmasını ne er ne de mahkum anlayabiliyordu. Subayı anlamaya çalışan mahkumun gayreti bu nedenle ilgi çekiciydi. Mahkum uykulu gözlerini ısrarla subayın eliyle işaret ederek anlattığı düzeneklere dikiyordu. O anda konuk subayın sözünü kesince mahkum da subayla birlikte soru soran konağa baktı. Doğrudur dedi subay. Tırmık. İyi düşünülmüş bir at. Tıpkı bir tırmıkta olduğu gibi düzenli iğneler sıralanmış parça bir bütün olarak yalnızca bir yerde bile olsa tırmık gibi işliyor. Üstelik bir tırmıktan daha ustaca tasarlanmış. Siz de az sonra tanık olacaksınız. Mahkum şuraya yatağa yatırılıyor. En iyisi aygıtın işe işini baştan anlatayım size. Sonra çalışmasını izler nasıl işlediğini hemen anlarsınız. Hem kazıcıdaki aşınan bir parça yüzünden çalışma esnasında çok gürültü oluyor. O anda birbirimizi duymamız olanaksız. Şimdiden anlatmak daha iyi. Ne yazık ki böyle uzak bir beldede yedek parça bulmak büyük dert. Az önce dediğim gibi bunun adı yatak. Tümüyle pamukla kaplıdır. Ne işe yaradığını sonra anlatacağım. Mahkum bu pamuktan yatağa yüzükoyun yatırılır. Pek doğal ki çıplaktır. Burada eller, burada ayaklar, burada da boyun için kayışlar var. Mahkum bunlarla sıkıca bağlanır. Yatağın baş tarafında mahkumun yüzükoyun yatırılışına göre tam ağız hizasında bir keçe vardır. Güzel bir ayarlama düzeneği yardımıyla bu keçe mahkumun ağzına sokulur. Mahkumun bağırmasını, dilini ısırmasını istemeyiz değil mi? Mahkum keçeyi ağzına almaya mecburdur. Yoksa boyun kayışlarını sıkıp ense ve boyun kemiklerini kırmamız çocuk oyuncağıdır. Konuk eğilerek, demek pamuka diye sordu. Evet, evet diye yanıtladı subay. Bakın isterseniz, konuğun ellerini tutup yatağın üzerine koydu. Pamuk olduğu kolay anlaşılmaz, özel bir işlemden geçirildi çünkü. Konuğun ilgisini aygıta çekmeyi başarmıştı. Konuk, ellerini gözlerine siper edip güneşten sakınarak aygıtı inceliyordu. Yatak ve kazıyıcı koyu renkte ve aynı ebatta iki sandık gibiydiler. Kazıyıcı yataktan iki metre yüksekteydi. Bu iki parça güneşin ışınlarını Adım. çevreye yansıtan dört pirinç çubukla birbirlerine eklemlenmişti. Tırmıksa bu sandıklar arasında aşağı yukarı, hareket eden bir çelik parçasına sabitlenmişti. Aslında subay Konuğun başlardaki ilgisizliğini fark etmemişti bile ama şimdi Konuğun aygıtla ilgilenmeye başladığını anlamıştı. Bu nedenle sürekli konuşmuyor, Konuğun aygıtı gözden geçirmesi için boşluklar yaratmaya özen gösteriyordu. Mahkum da Konuğun hareketlerini taklit eder gibiydi. Elleri bağlı olduğundan gözlerine siper edemiyor, yine de gözlerini kırpıştırarak aygıta bakıyordu. Konuk oturduğu yerde ayak ayak üstüne atarak, ''Diyelim ki mahkumu yatırdınız.'' dedi ve subayın konuşmasını bekledi. ''Evet.'' diye sözü aldı subay. Şapkasını arkaya itip yüzünün terini sıvazladı. ''Beni dikkatle dinlemenizi rica edeceğim. Hem yatakta hem de kazıcıda birer güç kaynağı vardır. Yataktaki batarya yatak içindir. Kazıcıdaki batarya ise tırmık içindir. Mahkum kayışlar yardımıyla hareket edemez hale getirilince yatak çalışmaya başlar.'' Hem yatay hem de dikey olarak kolay fark edilmeyecek denli küçük ama hızlı titreşimlerle hareket eder. Benzeri aygıtlar ruh hastalıkları tedavisinde de kullanılmaktadır. Mutlaka görmüşsünüzdür onları. Bizim yatağın farkı hareketlerinin incelikte hesaplanmış oluşudur. Nedenini sorarsanız yatağın hareketleriyle tırmığın hareketlerinin büyük bir uyum içinde olması gerekir. Yargılama sonucu asıl infazı gerçekleştirme görevi de tırmığındır. Yargı derken neyi kastediyorsunuz?" diye sordu konuk. Subay hayretle "Haberiniz yok demek." dedikten sonra dudaklarını ısırdı. "Kusura bakmayın. Anlatımım böyle dağılıp gidiyor ara sıra. Aslında bu açıklamaları eski kumandanın bizzat kendi yapardı. Ne yazık ki yeni kumandan bu onuru yüklenmek niyetinde değil. Ancak sizin gibi değerli bir konuk söz konusuysa," konuk iki eliyle birden hareketler yaparak bu övgüyü savuşturmak istediyse de Subay övgüde kararlı konuşmasını sürdürdü. Sizin gibi değerli bir konuk söz konusuysa, adamızdaki yargı sisteminden habersiz bırakılmanız, yeni kumandanın uygulamalarından biri olacak. Subay neredeyse üste hakkında yakışıksız sözler söylemek üzereyken kendini tuttu. Sizin sistemden habersiz olduğunuzu bilmiyordum, demek de yetindi. Bu benim suçum değil. Zaten adamızdaki yargı sistemini size anlatabilecek en yetkin kişi de benim.'' Buna kuşku yok. Çünkü cebimde. Sözün burasında ceketin iç cebine vurdu. Eski kumandanımızın eliyle hazırladığı çizimler var. Konuk, eski kumandanın çizimleri mi? diye sordu. Eski kumandanınız her konuda uzmandı demek. Asker ve yargıç olmasının yanı sıra mühendis, hatta kimyager, bir de ressam. Subay gözlerini bir noktaya dikmiş, başını yavaşça sallayarak, öyleydi ya, diye yanıtladı. Sonra ellerini bir teftişten geçirircesine süzdü. Onları çizimlere dokunacak kadar temiz bulmadı. Cebinden meşin cüzdanını çekerek, ''Yargılarımız hiç de sert sayılmaz.'' dedi. ''Ceza olarak çiğnediği kuralı mahkûmun sırtına tırmıkla yazarız sadece.'' Eliyle mahkumu işaret etti. ''Örneğin bu mahkûmun sırtına, üstlerine saygılı davran.'' yazılacak. Konuk mahkûma baktı. Subay kendisini gösterdiğinde başını öne eğmiş, konuşulanlardan bir şey anlayabilmek için sırf kulak kesilmişti. Ne var ki, sıkıca kapattığı kalın dudaklarına bakılırsa tek sözcük olsun anlamamıştı. Konuğun aklına pek çok soru üşüşmüştü ama mahkumun kendisini bekleyen cezadan haberi var mı sorusuyla yetindi. Subay, hayır diyerek açıklamalarına dönmek istediyse de konuk sözünü kesti. Demek kendisini bekleyen cezayı bilmiyor. Subay yine, hayır dedikten sonra bunu ona bildirmek zaman kaybı olur, diye ekledi. Nasıl olsa yargılama sonucu kendi gövdesinde öğrenecek. Konuk artık susmak niyetindeydi. Nedir? Mahkumun kendisine baktığını fark etti. Adam subayın dediklerini onaylayıp onaylamadığını sorarcasına bakıyordu konuğa. İçi rahat etmedi. Oturduğu yerden eğilerek, ''Bir ceza aldığını olsun bilmiyor mu?'' diye sordu. Subay, ''Hayır.'' diyerek gülümsedi. Konuşmanın akışını giderek, daha mutluluk verici buluyora benziyordu. Bunu da mı bilmiyor diye sorusunu yineleyen konağa. Kendisini savunma olanağı yoktu diye yanıt verdi. Subay kendi kendine konuşur. Bu çok doğal şeyleri anlatarak konuğun huzurunu kaçırmaktan utanır gibiydi. Gözlerini sağa sola kaçırmaya başlamıştı. Ama ceza alacak kişinin kendini savunabilmesi gerekirdi diyen konuk, oturduğu yerden ayağa fırladı. Bu aygıtı açıklama işinin çok zaman alacak bir konuşmaya dönüştüğünü sezen subay, konuğun yanına gelip koluna girdi. Erin zincirini çektiği mahkumda, ilginin tümüyle kendi üzerinde toplandığını fark edip hazır ola geçmişti. Subay mahkumu göstererek, ''Bakın, şunu anlamanız gerek. Ben bu ceza sömürgesine yargışık göreviyle atandım. Evet, yaşım henüz çok genç ama eski kumandanın en yakın yardımcısıydım. Üstelik bu aygıtı da herkesten iyi bilirim.'' Yargılarımı verirken hep şu temel ilkeye sadık kalırım. Suç daima şüpheye yer bırakmayacak denli kesindir. Diğer mahkemeler bu ilkeye sadık kalamazlar. Mahkeme kurulunda çok üye vardır. Onların üzerinde de mahkemeler vardır vesaire. Oysa adamızdaki yargılama böyle yürümez. En azından eski kumandanımızın zamanında yürümezdi. Yeni kumandan benim yargılama sistemime müdahale etmek istemedi değil. Ama onu sistemimden uzakta tutmayı başardım. Bu başarıyı sürdüreceğime de eminim. Siz şu mahkumun davasıyla ilgilendiniz. Bu davanın da diğerleri gibi nasıl yalın kat olduğunu anlatayım. Bu sabah yüzbaşının biri geldi. Kendisine emir eri olarak verilen askerin kendisini beklediği evin önünde uyuya kaldığını söyledi. Emir erinin görevi basit. Her saat başı evin kapısında hazır ola geçip selam durmak. Doğal ki bu güç bir görev değil. Üstelik pek görevli bir görev olduğu su götürmez emir erinin yüzbaşının hizmetine koşabilmesi ve onu olası tehlikelerden koruyabilmesi için uyanık kalması zorunlu. O gece yüzbaşı emir erinin uyanık olup olmadığını denetlemek istemiş. Saat tam ikide kapıyı açınca ne görsün? Emir eri kapının dibine kıvrılmış uyuyor. İçeri koşup kırbacını kapmış. Gelip emir erinin yüzünü kırbaçlamaya başlamış. Emir eri, hemen doğrulup özür dileyeceğine yüzbaşının bacaklarına sarılmış onu tutup silkeleyerek ''Bırak o kırbacı, yoksa yerim seni'' diye bağırmış. Davamızın konusu bu. Yüzbaşı bana geleli bir saat bile olmadı. Anlattıklarını bir tutanakla kaydettim. Hemen yargımı verdim. Sonra emir erini zincire vurdurttum. Sistem bu olunca yargılama süreci benim için kolaylaşıyor elbette. Eğer emir erini çağırıp sorgulasam iş tamamen karışırdı. O kurtulmak için yalan söylemeye kalkar, ben yalanlarını yakalardım. O da yeni yalanlar uydurmaya kalkardı. İş uzardı. Oysa şimdi onu kız kıvrak yakaladım. Bırakmak niyetinde de değilim. Acaba her şeyi açıklayabildim mi? Bakın zaman geçiyor. İnfaz işlemi çoktan başlamalıydı ama henüz aygıtı bile anlatabilmiş değilim. Subay konu neredeyse zorla sandalyesine oturttuktan sonra yeniden aygıta yaklaştı. Siz de görüyorsunuz. Tırmık insan gövdesine uygun olarak tasarlanmıştır. Burası belden yukarısı, burası da bacaklar için. Baş içinde sadece şurası. Anlatabildim umarım. Subay çok daha ayrıntılı bir açıklamaya hazır halde konağa doğru eğildi. Konuk kaşları çatık, tırmığı süzüyordu. Yargılama sistemine ilişkin açıklamaları yetersiz bulmuştu. Yine de söz konusu adanın bir ceza sömürgesi olduğunu, elbette kimi özel önlemlerin zorunluluğunu, işin başından sonuna dek askeri kurallar çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini kabul ediyordu. Fakat yeni kumandanın şu subayın dar görüşü kafasının almayacağı yeni bir yargılama sistemini yavaş yavaş uygulamaya sokmak istediği de belliydi. Demek ki yeni kumandandan bir şeyler beklemek mümkündü. Konuk bu olasılığı da düşünerek, infaz sırasında kumandan da hazır bulunacak mı diye sordu. Bu beklenmedik sorudan rahatsızlığını belli eden subay, "Belli olmaz." diye yanıtladı. Yüzündeki nezaket kayboluyor, giderek kaşları çatılıyordu. Elimizi çabuk tutalım diye çabalamanın gerçek nedeni bu zaten. Hatta buna çok üzülecek olsam da Aygıt hakkındaki açıklamalarımı kısa tutmam gerekecek. Aygıt yarın sabah dek temizlensin. Tek kusuru da şu pisliği zaten. Size etraflıca bilgi verebilirim. Şimdi en gereklilerini vereyim. Mahkumun bağlandığı yatak titremeye başladığında tırmık mahkumun gövdesine doğru iner. Tırmık kendi kendisini öyle ayarlar ki gövdeye yalnızca uçları dokunur. Bu dokunma gerçekleştiğinde şu gördüğünüz çelik ip gerilecek bir çubuğa dönüşür. İşin güzelliği tam da bu anda başlar. Yakından bilmeyenler için her ceza birbirine benzer. Tırmık hepsinde aynı biçimde çalışır gibidir. Sivri uçları titreşerek mahkumun gövdesine batar. Mahkumun gövdesi de yatakla birlikte yarıca titreşmektedir. İnfazı herkes rahatça izlesin diye tırmık camdan yapılmıştır. İğnelerin cam içine yerleştirilmesi teknik açıdan zordur. Ancak çok sayıda deney sonucunda başarılmıştır. Diyeceğim o ki, bu yolda epey güçlüğe katlandık. Şu anda herkes, ceza verilen yazının mahkumun gövdesine nasıl kazındığını camdan izleyebilmektedir. Lütfen, biraz daha yakına, iğneleri yakından görebileceğiniz bir yere buyurmaz mısınız? Konuk yavaşça kalktı yaklaştı. Tırmığın üzerine eğildi. Subay, gördüğünüz gibi, dedi düzensiz dizilmiş iki sıra iğne var. Uzun uzunun yanında kısa, uzun olanı yazıyı kazıyor. Onun yanındaki kısa da su püskürterek kazıma işe anında çıkan kanı temizliyor. Böylece yazıyı görünür kılıyor. Kanlı su şu küçük oluklardan akarak ana olukta toplanıyor. Oradan çukura akıtılıyor. Subay bunları anlatırken kanlı suyun izleyeceği yolu parmağıyla gösteriyordu. Açıklamasına somut bir örnek vermek için ana oluğun kapağını açıp elini oluğun ağzına doğru tuttu. Avucu kanla dolunca konuk dayanamayıp başını çevirdi. Eliyle sağından solundan destek alarak oturduğu yere döndü. Tam o anda mahkumun da tırmığı görmek için subayın peşine takılmış olduğunu fark etti. Dalgın, hatta uyuklar gibi duran eri, çekeleyerek yaklaşan mahkum cam tırmığın üzerine eğilmişti. Konukla subayın biraz önce inceledikleri şeyi arandığı ama biri kendisine yardım etmezse bunu asla başaramayacağı belliydi. Bir oraya bir buraya eğiliyor, tırmığı başından sonuna gözden geçiriyordu. Konuk mahkumun bu davranışından dolayı da cezalandırılacağından çekinerek onu aygıtın yanından uzaklaştırmaya yeltendi. Subay konuğu tuttu, sonra yerden aldığı iri toprak parçasını ere doğru fırlattı. Uyuklayan er aniden kendine geldi şaşkınlıkla başını sallarken mahkumu gördü. Silahını bırakıp zincire iki eliyle birden asıldı. Hemen oraya yıkılan mahkum zincirlerini şakırdatarak kıvranmaya başladı. Subay mahkuma tepeden bakan ere, kaldır şunu diye emretti. Konuğun ilgisinin fazlasıyla mahkuma yöneldiğini anlamıştı. Konuk tırmığı incelemeyi bırakmış, mahkuma ne yapılacağına bakıyordu. Subay ere yeniden emretti. Mahkuma iyi davran. Aygıt'ın çevresinde dolanıp geldi. Mahkumu kendisi yerden kaldırdı. Erin yardımıyla ayağa dikti. Konuk tekrar yanına gelen subaya artık her şeyi öğrenmiş bulunuyorum dedi. Subay son ve önemli bir şey kaldı diyerek konuğun kolunu yakaladı. Ona aygıtın üst yanını gösterdi. Şu kazıyıcıda tırımı yönlendirecek çark bulunur. Bu iş için hala eski kumandanın çizimlerinden yararlanıyorum. Buyurun bakın dilerseniz meşin cüzdanından birkaç kağıt parçası çıkardı. ''Yazık ki size veremem bunları.'' diye ekledi. ''Bunlar sahip olduğum en değerli şeyler. En iyisi siz oturun, ben uzaktan göstereyim. Böylece çizimleri görmüş olursunuz.'' Kağıdı açıp konağa ilk çizimi gösterdi. Konuk saygı göstermek amacıyla övücü sözler söylemek niyetindeydi. Ama kağıdın üzerindeki kargacık burgacık, bir labirenti andıran, birbirleriyle sayılamayacak kadar çok kesişen çizgileri görünce duraksadı. Çizgiler o kadar sık aralıklarla dizilmişti ki bir de yazılar eklenince kağıdın üzerinde beyaz boşluk kalmamış denebilirdi. Subay, "Okuyun lütfen." deyince konuk, "Okuyamıyorum." dedi. Subay, "Çok okunaklı bir yazı." diye ısrar edince konuk, "Ustalıkla yazıldığı belli." diyerek sıyrılmak istedi. "Ne yazık ki sökemiyorum." Subay cüzdanı iç cebine yerleştirirken güldü. Okuma yazmayı yeni öğrenenler zorlanabilir elbet. Uzun süre çalışınca alışıyor insan. Sizin de sökmeniz mümkün. Takdir edersiniz ki yazının basit olmaması gerek. Ne de olsa amacımız bu yazının mahkumun sırtına 12 saatte kazınarak idamın gerçekleşmesidir. Dönüm noktası 6. saattir. Bu nedenle asıl yazı pek çok süslemelerle çevrilir. Asıl yazı gövdeyi ince bir kemer gibi kuşatırken geri kalan yerler süslenir. Bu anlattıklarımdan sonra aygıtın ve tırmığın çalışmasını gözünüzde canlandırabiliyorsunuz değil mi? Subay birden sıçradı. Bakın diye bağırarak merdiveni tırmandı. Bir çarkı döndürürken aşağıdakileri uyardı. Dikkat edin, biraz uzaklaşın lütfen. Aygıt çalışmaya başlamıştı. Çarkın gürültüsü olmasa güzel bile denebilirdi. Subay bu aksiliği beklemez gibiydi. Gürültüden dolayı aygıtı tehdit edercesine yumruğunu salladı kollarını açıp konuğundan özür diler gibi bir hareket yaptı. Aygıt'ın çalışmasını her seviyesinden izlemek için aşağıya indi. Aygıt da kendisinden başkasının göremeyeceği bir arıza fark etti. Yeniden merdivene tırmanıp iki eliyle kazıyıcının içini kurcalamaya başladı. Aşağı yeniden inmek için merdiveni kullanmadı. Aceleyle bir borudan kayarak indi. Gürültüyü bastırıp söylediklerini işittirebilmek için konağa dönüp var gücüyle aykırdı. Aygıt'ın işletim düzeneğini anladığını sanırım. Tırmık yazıyı kazımaya başlıyor. Mahkumun sırtında yazının ilk hali kazanınca pamuklu yüzey yavaşça kayıp mahkumu çeviriyor. Tırmağa çalışacağı yeni bölgeyi sunuyor. Yazının kazındığı yerlerde pamukla temas etmiş oluyor. Pamuk özel kimyasal maddelerle işlemden geçtiği için yaralı yerleri tedavi etme özelliğine sahiptir. Kan hemen diner. Gövde yazının daha derine kazınması için hazırlanmış olur tırmığın yanlarında görmüş olduğunuz şu sivri uçlar mahkum yeniden döndürüldüğü anda yaralara temas eden pamukları alıp çukura atar. Bu arada tırmık yeniden işlemektedir. Bu yolla tam 12 saat süreyle yazı giderek daha derinlere kazanır. Eğer çektiği acı hesaba katılmazsa ilk 6 saatte mahkumun başucundaki şu elektrikle ısıtılan çanağa pirinç lapası koyarız. Ağzındaki keçe çıkartılan mahkum eğer acıkmışsa bu lapadan yiyebilir. Bu yemeği istemeyen bir mahkum çıkmamıştır hiç. Bunca yıllık deneyimim var. Bugüne dek ben de yemeği reddedenini rastlamadım. Ne var altıncı saatin sonunda yemeği isteği de tükenir. Çoğu kez o anlarda başucuna oturup mahkumu gözlerim. O son lokma pek seyrek yutulur. Çoğu mahkum son lokmasını ağzının içinde geveledikten sonra çukura tükürür. Başımı çevirmem gerekir. Çünkü lokma yüzüme doğru gelebilir. O 6. saatte mahkumlar öyle sessiz olurlar ki. Zekadan en nasipsizleri bile bilgin gibi olurlar. Öyle gözlerinin çevresinde zeki bir anlam belirir. Sonra bu zeka belirtisi tüm yüze dağılır. Bu manzara nasıl desem öyle çekicidir ki insana mahkumun yanına uzanıp kendini tırmağa teslim etme isteği verir. Artık cezanın uygulaması bitmiş sayılır. Mahkuma düşen yazıyı sökmeye çalışmaktır. Bir sesin ne olduğunu anlamak ister gibi kulak kabartır. Sizin de gördüğünüz gibi yazıyı gözle sökmek handi ise olanaksız. Mahkum da bu yazıyı gövdesindeki yaralarla okur. Elbette çok çaba harcar. Yazıyı tam anlamıyla okuyana dek bir altı saat daha geçer. Sonunda tırmık, iğneleriyle mahkumun gövdesini kavrar ve kaldırıp çukura atar. Gövde aşağıya kanlı sular ve pamukların arasına düşer. İnfaz sona ermiştir artık. Bize yeni şu elle bana düşen mahkumu çukura gömmektir. Başını eğen konuk, elleri pantolon ceplerinde, kulağı subayda, aygıtın çalışmasını izliyordu. Mahkum da hiçbir şey anlamasa bile aynı şeyi yapıyordu. Öne eğilmiş, titreşen iğnelere bakıyordu ki subayın işaretini alan er, onun üzerindekileri bir bıçakla yırttı. Gömlek ve pantolon mahkumun üzerinden sıyrılıp düştü. Mahkum açıkta kalan yerlerini örtmek için elbiselerini yakalamak istedi. Ama er mahkumu şöyle bir silkeledi. Üzerindeki son paçavraları da sıyırıp aldı. Subay o anda aygıtı durdurdu. O sessizlikle mahkum tırmığın altına yatırıldı. Zincirler söküldü. Kayışlar bağlandı. Mahkum yeni bağlarından dolayı biraz olsun ferahlamış gibiydi. Mahkum epey zayıf olduğu için tırmık biraz daha aşağı ayarlandı. Tırmığın uçlarını gövdesinde hisseden mahkumun teninde bir ürperti dolaştı. Er sağ eliyle uğraşırken o sol elini uzatmıştı. Elini nereye uzattığını bilmiyordu ama aslında konuktan yana uzatıyordu elini. Subayın bir gözü konuğun üzerindeydi. Üstün körü de olsa açıkladığı idam yönteminden konuğun nasıl etkilendiğini anlamaya çalışıyordu. Er biraz fazla sıkmış olacak ki bile kayışı birdenbire koptu. Er hemen subayı çağırıp kopan parçayı gösterdi. Subay Aygıt'ın diğer yanındaki erin yanında yüzü konağa dönük. Aygıt o kadar çok parçadan oluşuyor ki kimi zaman bir şeylerin kopması ya da kırılması doğal, dedi. Eğer aygıtın tümü üzerinde karar verecekseniz, bu parçalara takılıp kalmamak gerek. Bu kayışın yerini tutacak başka bir malzeme kullanmak mümkün. Örneğin şimdilik bir zincir kullanacağım. Aslında zincir, sağ kol çevresindeki titreşimin ince ayarını biraz bozacak ama... Subay mahkumun sağ kolunu zincirle bağlarken ekledi. Aygıtı işler durumda tutmak için ayrılan ödenekleri çok kısıtlar. Eski kumandan bu iş için daimi bir ödenek ayırmıştı her gerektiğinde bu ödeneği kullanabiliyordum. Ayrıca aygıtın yedek parçalarının saklandığı bir depomuz da vardı. İtiraf etmeliyim ki başlarda tüm bunları har vurup harman savurdum. Amacım bu aygıtı işleten sistemi yıkmak değildi. Yeni kumandan aygıt için ayrılan ödeneği kendi emrine aldı. Örneğin şu kopan kayışın yerine yenisini istesem kopmuş kayışı görmek ister. Sonra yeni kayış istetir. Yenisinin gelmesi de iki haftayı bulur.'' Üstelik yeni malzeme hep eskisinden daha kalitesiz geliyor. İşe yaramıyor. Hem bu iki haftalık bekleme süresinde bu aygıt nasıl çalıştırılır? Kimsenin umurunda değil. Konuk ses etmeden düşünüyordu. Başkalarının işine karışmak her zaman olumsuz sonuç verirdi. O ne bu ceza sömürgesinin ne de sömürgenin bağlı bulunduğu devletin vatandaşıydı. İdam yöntemini yakışıksız bulduğunu beyan etse, bir de idamı engellemeye kalkışsa, sen eninde sonunda yabancısın, karışmaya hakkın yok diyebilirlerdi. Bu durumda söylenecek sözü olamazdı. Neden idamın infazına karıştığını anlayamadığını, çünkü gezi amacının ceza yöntemlerini değiştirmek değil, incelemek olduğunu söyleyebilirdi belki. Ne var ki içinde bulunduğu durum onu infaza karışmak için kışkırtıyordu. Kuşku yok ki ne yargılama adildi ne de infaz insancaydı. Bu karşı duruşta konun bir çıkarı olduğu da söylenemezdi. Mahkum yabancısıydı, vatandaşı bile değildi. Hem onda acıma falan da uyandırmamıştı. Konuğun elinde yüksek bürokrasiden alınma tavsiye mektupları bulunuyordu. Adada büyük saygıyla kabul görmüştü. Üstelik infaza davet edilmesi olaylar üzerinde bir yargı vermesini beklediklerinin kanıtıydı. Subayın da gizlemeden söylediği gibi yeni kumandanın idam yöntemine karşı olduğu ve subaya karşı takındığı soğuk tavırlar da düşünüldüğünde harekete geçmesi bekleniyor olabilirdi. Konuk düşüncelerine dalmışken subayın bağırdığını işitti. Subay keçeyi binbir zahmetle mahkumun ağzına sokuşturmuştu ki mahkum engelleyemeyeceği bir bulantıyla yüzünü buruşturarak kusmuştu. Subay keçeyi çıkarıp mahkumun ağzını çukura doğru çevirmek için davrandı ama yeterince hızlı değildi. Kusmuk, aygıtın parçalarına sızmıştı bile. Subay, tüm suç yeni kumandanda diye bağırarak önündeki pirinç çubukları sarsmaya koyuldu. Bu aygıt günden güne pis bir ahıra benziyor. Titreyen titreyen elleriyle konağa olanları gösterdi. İnfazdan önce mahkum infaza götürülmek üzereyken, kumandanın çevresini kuşatan hanımefendiler onu tatlılarla besliyorlar hayatında leş gibi balıklardan başkasını yemeyen adama tatlı yedirmek mümkün mü? Bakın, üç aydır alınsın diye yalvardığım yeni keçe tıkaç elimde olsaydı, söyleyecek sözüm olmazdı. En az yüz mahkumun son anlarında ağzında tuttukları şu keçeyi ağzına alan insan kusar elbette. Başını yere koyan mahkum sessizce beklemekteydi. Er, mahkumun gömleğiyle aygıtı temizlemeye çalışıyordu. Subay birden konağa doğru yürüdü. Konuktan sezgisel biçimde biraz geri çekilse de elinden yakaladı ve aygıttan uzaklaştırdı. Sizinle şöyle baş başa konuşmamıza izin verirsiniz değil mi? diye sordu. Bunu benden esirgemezsiniz sanırım. Konuk, peki diyerek yanıt verdi. Gözlerini yere indirerek subayı dinlemeye koyuldu. Böyle yargılamayı sizin de hayranlıkla izlediğiniz, şu idam yöntemini savunan kimse kalmadı adamızda, bunun tek savunucusu da eski kumandanın mirasına tek sahip çıkan da benim. Bundan böyle sistemi geliştirmek için uğraş veremem. Bütün gücümü sistemi korumak için harcamaktayım. Eski kumandan zamanında adamız yöntemlerimizin taraftarlarıyla doluydu. Eski kumandanın karşısındakini ikna yeteneği bende de yok değil ama onun gücü bende yok işte. Bu nedenle kalan taraftarlarımız ortadan çekildiler. Köşelerine sindiler. Hala çok taraftarımız var ama hiçbiri kendini açıklamıyor. Bugünkü gibi infaz günlerinde yolunuzu kahvelere düşürün. Tüm işitebileceğiniz iki yana da çekilecek kaypak imalar olacaktır. Bunları söyleyenler taraftarlarımızdır. Ne yazık ki başımızdaki yeni kumandanın görüşleri egemen olduğu sürece bu imalardan fazlası beklenemez. Soruyorum size, böyle bir kumandan ve onu etkileyen kadın çevresi yüzünden bu anısal eser yıkılıp gitsin mi? zaman yitirmemek gerek. Yargılama yetkimi elimden almak için çalışmalar kumandanlıkta sürüyor. Bu toplantılara çağrılmıyorum bile. Sizin şu ziyaretinizi bile çok manidar buluyorum. Kendileri buraya gelemeyecek kadar korkak olanlar, sizin gibi bir yabancıyı öne sürüyorlar. Ya eskiden, o günlerde infaz nasıl da değişikti? İdamdan bir gün öncesinde şu koca vadi insanla dolardı. Herkes koşarak seyre gelirdi. Sabah erkenden, yanında hanımıyla kumandan da teşrif ederdi. Mızıkanın sesi tüm karargahı sarar, ben hazırlıkların tamamlanacağını kumandana bildirirdim. Halk ve infazda bulunmakla yükümlü olan memurlar, aygıtın çevresine dizilirdi. Şu gördüğünüz sandalye yığını o günlerin zavallı bir kalıntısıdır. Hep temiz olan aygıt ışıldardı. Her infaz için ayrı ayrı yedek parçalar alırdım. Tepelere kadar yayılarak, Parmak uçlarında dikilerek infazı görmeye çabalayan sayısız gözün önünde kumandan bizzat kendisi mahkumu yatağa yatırırdı. Bugün şu sıradan erin görevi olan iş, o günlerde benim görevimdi. Nasıl da kıvranarak yapardım bu işi, infaz başlardı. Aygıt'ın çalışması sırasında tek bir yanlış nota işitemezdiniz. Pek çokları gözleriyle izlemeyi bırakıp yere uzanır, sesi dinlemeye başlardı. Herkes adaletin yerini bulduğunu bilirdi. Mahkumun keçi tıkaç tarafından boğulan iniltisinden başka insan sesi duyulmazdı. Bugünkü aygıtta yasaklanan, o iniltileri boğan yakıcı sıvılarda akıtılırdı. Hele o altıncı saat gelip çattığında. Olan biteni yakından izlemek isteyen herkesin ricasını karşılamak olanaksızdı. İleri görüşlü kumandanımız, önceliğin çocuklara verilmesini buyurmuştu. Ben işim gereği her infazda hazır bulunduğum için, sağıma ve solumu aldığım iki yumurcakla mahkumun başucunda oturuyordum. Mahkumun acıdan kavrulan yüzünden bir ışıltı yüzüme vurur, en sonunda beliren ama ne yazık ki hemen sönmeye yüz tutan adalet ateşi yanaklarımızı ısıtırdı. Ah cancağızım, ne güzeldi. Subay başını kucakladığı konuğun omuzuna koymuştu. Konuk neredeyse çaresizdi. Subayın başı üzerinden uzaklara bakıyordu. Er aygıtı temizlemeyi bitirmiş, bir kutudan aldığı pirinç lapasını çanağa dökmüştü. Biraz kendini toplayan mahkum, dilini uzatıp pirinç lapasına ulaşmaya çalıştı. Er iteleyerek mahkumu lapadan uzak tutmaya çalışıyordu. Çünkü lapa, infazın ilerideki bir aşaması için oraya konulmuştu. Ne var ki Er'in kirli ellerini daldırarak aldığı lapayı mahkumun istek dolu bakışları altında yemesi de pek yakışıksız olmuştu doğrusu. Kendini toparlayan subay, amacım duygularınızı sömürmek değildi diyerek konuşmasını sürdürdü. Bu güzel geçmişi yaşamamış birine olup biteni anlatmanın mümkün olmadığını biliyorum. Hem aygıtla çalışıyor, yeni gelişmeleri umursamadan hala çalışıyor. Bu vadide unutulsa da çalışmaya devam edecek. Bu mahkumun cesedi de sonunda yumuşak bir uçuşla çukura düşecek. Çukurun üzerinde o eski günlerdeki gibi sinek sürüleri dolanmıyor ama olsun. O günlerde çukurun çevresine bir de korkuluk yaptırmıştık. O korkuluk da sökülüp bir köşeye atılalı çok zaman oldu. Konuk subayın yüzüne daha fazla bakmak istemedi. Kaçırdığı boş gözleriyle çevresine bakınmaya başladı. Subay ise onun vadinin ıssızlığına baktığını sanmıştı. Konuğun ellerine sarıldı. Önüne geçip göz göze gelmeye çalıştı. Yaşadığımız rezalete tanıksınız değil mi? Konuk susunca subay bir an için onu kendi haline bıraktı. Bacaklarını gerdi. Ellerini beline koyup sustu. Gözlerini yere indirdi neden sonra cesaret aşılamak isteyen bir tavırla gülümseyerek konuştu. Dün kumandan sizi davet ettiğinde yakınınızdaydım. Sizi davet edişini işittim. İyi tanırım onu. Sizi davet edişindeki amacı hemen kavradım. Bana karşı harekete geçecek kadar güce sahip ama buna henüz kalkışamıyor. Nedir? Beni sizin gibi bir yabancının yargılamasını istiyor. Bunlar çok ince hesaplar. Bugün adaya gelişinizin ikinci günü ne eski kumandanı ne de onun felsefesini tanıyorsunuz. Şimdilik bir Avrupalının düşünce ve inançlarıyla karar veriyorsunuz. Belki de genel olarak, idam cezasına, özel olarak da yargılama sistemi ve infaz yöntemine karşısınız. Bir de idamın halkın katılmadığı karanlık bir ortamda, böyle modası geçmiş bir aletle yapıldığını görüyorsunuz. Bu koşullarda eminim ki yeni kumandan da böyle düşünmüştür.'' benim yargı sistemimi temelden sakat bulmanız pek pekala mümkün. Bu kanıya vardığınızda yeni kumandan bunu da düşünmüştür. Kendinizi tutamayıp konuşacaksınız. Çünkü deneye deneye sağlamlaştırdığınız düşüncelerinize güveniyorsunuz. Aslında pek çok ulusun pek çok değişik özelliğini gördünüz. Ve bunları hoş görmeye alıştınız. Bu nedenle yurdunuzda hiç duraksamadan karşı çıkacağınız bu infaza, adamızda hoşgörüyle yaklaşabilirsiniz.'' Bu suskunluk da kumandanın işine yarar. Emin olun. Ağzınızdan öylesine çıkmış bir söz. Onun için yeterli olur. Onun görüşlerini doğrular gibi bir söz yeterlidir. Siz isterseniz bambaşka bir amaç için söyleyin bu sözü. Bu sözü yakalamak için sizi konuşturacak. Emin olun buna. Oradaki hanımefendiler de çevrenizi saracak. Konuşmalarınızı can kulayla dinleyecekler. Örneğin, sanığın hüküm giymeden önce sorgulanması gerek ya da ülkemizde idamdan başka cezalar da var ya da işkence uygulaması orta çağda kaldı gibi sözler edeceksiniz. Kabul ediyorum. Bunların tümü sizin için hem doğal hem doğrudur. Benim yargı sistemimi sorgulamayan masum görüş bildirileridir. Ama bizim kumandan bu sözleri nasıl anlayacaktır? Kumandan beyimizin oturduğu kanepeyi hışımla itip balkona seyirttiğini, o malum hanımefendilerin peşinden koştuklarını görür, seslerini neredeyse işitir gibiyim. Hanımefendiler, kumandanımızın sesine gök güllemesi sıfatını yakıştırmışlar. Kumandan konuşmasını şöyle açar. Yer küredeki yargı sistemlerini araştırmakla görevlendirilmiş bu araştırmacı, yargı sisteminin eski çağlardan kalma barbarca bir karakter taşıdığını söyledi. Bu kadar büyük bir kişi böyle söylüyorsa, bu yargı sisteminin sürmesine izin vermem olanaksız hale gelmiştir. Öyleyse bugünden itibaren bunu işittiğinizde söze girmek istiyorsunuz. Çünkü onun dayandığı sözleri söylemediniz. Benim yargı sistemim için barbarca demediniz. Hayır, tam tersine bu konudaki engin bilginize dayanarak sistemimizi insancıl hatta insan onuruna yaraşır mükemmeliyette buluyorsunuz. Yetmezmiş gibi aygıta da hayransınız. Ne yazık ki iş işten geçmiştir. Bir türlü hanımefendilerin ördüğü duvarı aşıp balkona çıkamıyorsunuz. Size bakmaları için bağırmaya kalktığınızda bir hanımefendi eliyle ağzınızı kapatıyor. Sonuçta benim ve eski kumandanın bu eseri tarih olup yetiyor. Konuk gülmemek için kendini zor tuttu. Gözünde büyüttüğü iş bu kadar kolaydı demek. Kaypakça konuşarak, benim etkimi abartıyorsunuz dedi. Kumandanınız tavsiye mektubunu okudu. Yargılama sistemleri konusunda nasıl bilgisiz olduğumu anladı. Hadi bu konuda bir düşünce açığa vurdum diyelim. Söylediklerim konuya yabancı birinin gevezelikleri olur sadece sıradan birinin görüşlerinden daha önemli değildir. Anladığıma göre geniş yetkililerle donatılmış bir ceza sömürgesi kumandanın görüşleriyle kıyaslandığında pek zayıf kalacağı kesindir. Eğer söylediklerinizde haklıysanız, kumandanınız yargı sisteminizi değiştirmekte böylesine kesin bir karar vermişse, sisteminizin sonu gelmiş sayılır. Korkarım bu koşullarda benim yardımıma gereksinim duymayacaktır. Subay bu söylenenleri anlamış mıydı? Hayır. Hiçbir şey anladığı yoktu hızla başını salladı. Mahkumla ere bir baktı, er korkup lapa çanağından uzaklaştı. Mahkumla ere bir baktı. Subay konağa iyice yaklaştı. Onun yüzüne değil de ceketindeki bir noktaya gözlerini dikerek çok alçak sesle ''Siz kumandanı tanımıyorsunuz.'' dedi. ''Hem onun hem sizin açınızdan bu deyimi kullandığım için özür dilerim. Tarafsız durumdasınız. Sizin görüşünüz lütfen inanın sandığınızdan çok daha önemlidir.'' infazda yalnız olarak hazır bulunacağınızı öğrenince çok sevinmiştim. Kumandanın bu buyruğu benim zarar görmemi amaçlıyordu. Ama bakın, ben bu buyruktan yarar sağlamayı başardım. İnfazı izleyecek küçük de olsa bir kalabalık. İpe sapa gelmez fısıltılarla, küçümser bakışlarla dikkatinizi dağıtacaktı. Oysa şimdi açıklamalarımı rahatlıkla dinleyebildiniz. Aygıtı gördünüz. İnfaza tanık olmak üzeresiniz. Doğal olarak yargınız kesinleşti. Hala aklınızı kurcalayan birkaç ayrıntı varsa aygıtı çalışırken izleyince onlar da uçup gidecektir. Şimdi sizden dileyim, kumandana karşı birlikte hareket etmemizdir. Konuk subayın konuşmasını keserek, bunu yapamam diyerek bağırdı. Bu açıkça olanaksız. Ne yararım dokunabilir size ne de zararım. Hiç de sandığınız gibi değil diyerek üsteledi subay. Elleğini yumruk yaptığını gören konuk endişelenmeye başlamıştı. Subay, sandığınız gibi değil diyerek üsteledi. Öyle bir plan tasarlıyorum ki başarısız olması için hiçbir neden yok. Siz etkim yok deseniz de ben etkinizin bu iş için yeterli olduğunu biliyorum. Bir an için sizin haklı olduğunuzu varsaysak bile, sistemin yaşaması için her yolu denemekten başka çıkar yol var mı? Öyleyse planımı bir dinleyin. Başarıya ulaşmamız için sizin yargı sistemine ilişkin görüşlerinizi bugün saklamanız gerekti. Size soru sorulmadıkça görüşlerinizi açıklamanıza sakınımlı davranın. Eğer sorarlarsa kısa ve anlaşılmazı güç yanıtlar verin. Tek anlayabildikleri kolayından bir karar veremeyecek denli etkilendiğiniz ve elinizden gelenin sadece küfretmek olduğu olsun. Bakın yalan söylemenizi istemiyorum. Kısa yanıtlarla yetinmenizi istiyorum. Örneğin, evet infaza tanık oldum ya da evet gerekli açıklamaların tümünü dinledim demeniz yeterli. Kabul ediyorum. Bu infazda sizi kızdıracak pek çok ayrıntı var. Doğal olarak kumandan kızgınlığınızı yanlış değerlendirecek. Kendi amaçları doğrultusunda yorumlamaya kalkışacaktır. Planımın çıkış noktası da bu işte. Yarın komuta merkezinde yüksek rütbeli subayların katılacağı bir toplantı yapılacak. Emin olun kumandan bu toplantıları hemen bir gösteriye dönüştürüverir. Bu gösteri için izleyicilerle dolup taşan bir teşhir salonu bile inşa ettirdi. Aklıma geldikçe iğrenerek titresem de bu toplantıya ben de katılmak zorundayım. Sizin de davet edileceğiniz kesin. Bugün dediğim gibi hareket ederseniz söz konusu davet önemli bir ricaya dönüşecektir. Ama olur ya açıklanmayan bir nedenle davet edilmezseniz toplantıya katılma arzunuzu sizin beyan etmeniz gerekecek. Bu beyan üzerine davet edileceğiniz kesindir. Yarın kumandanın özel loca'sında hanımefendilerle birlikte oturacaksınız. Kumandan orada bulunduğunuzdan emin olmak ister gibi iki de bir size bakacak. Gündemdeki genelgelerin gülünç, sadece izleyicilerin eğlensin diye konuşulan konuların nedense hemen hep limandaki şu inşaatı konuşurlar. Sonu gelince yargı sistemi de gündeme gelecektir. Kumandan bu konuya kendiliğinden yanaşmaz ya da geciktirmeye kalkarsa inisiyatifi ben alacağım. Hemen ayağa kalkar, bugünkü infazla ilgili raporumu sunarım. Çok kısa konuşurum sadece raporu sunacak kadar. Bu toplantılarda infaz raporu sunulmaz ama olsun. Yine de sunacağım. Kumandan her zaman yaptığı gibi gülümseyerek nazikçe teşekkür edecek ama önüne gelecek ilk fırsatı kaçırmak istemeyecektir. Az önce diyerek ya da benzer bir girişle konuşmasına başlayacaktır. İnfaz raporu sunuldu. Bu rapora eklemek istediğim şu ki, söz konusu infazda hepinizin sömürgemizi şereflendiren ziyaretinden haberdar olduğunuz büyük araştırmacı konuğumuz da hazır bulunmuştur. Toplantımızın önemi bugün onun varlığıyla bir kat daha artmış oluyor. Elimizde bu şans varken büyük araştırmacımıza geleneksel yargı sistemimiz ve infaz yönetimimiz hakkındaki düşüncelerini sormamız gerekmez mi? Doğal olarak bu öneriyi herkes alkışlayacak en başta ben olmak üzere herkes öneriyi destekleyecektir. Sonunda kumandan önünüzde eğilerek, herkes aynı görüşte olduğuna göre tüm bu topluluk adına kendisine düşüncelerini soruyorum, diyecektir. İşte o anda kalkar, locanın korkuluğuna doğru ilerler, ellerinizi herkesin görebileceği bir biçimde korkuluğa koyarsınız. Lütfen son önerimi savsaklamayın. Bunu yapmazsanız hanımefendiler elleriniz ve parmaklarınızla oynayacaklardır.'' En sonunda konuşmaya başlarsınız. Bu anı yaşayana dek kapıldığım heyecanla nasıl boşa çıkacağım bilemiyorum. Konuşurken hiç sakınmayın. Gerçeğin sesini avazınız çıktığında duyurun. Korkulağa yaslanıp kumandana doğru aykırın. Belki de uygun bulmazsınız bunu. Bağırıp çağırmak doğanızda yoktur. Belki de ülkenizde benzer durumlarda başka türlü davranırlar. Doğrudur elbette. Bence ne yapsanız yeter. İsterseniz ayağa bile kalkmayın. Oturduğunuz yerden birkaç cümle söyleyin hatta fısıldayın. Sadece hemen altınızdaki sıralardaki memurlar işitebilsin sizi. Bu bile yeter. İnfazın nasıl katılımsız gerçekleştiğinden, çarkın gıcırtısından, kopan kayıştan, şu iğrenç keçeden söz etmek zorunda bile değilsiniz. Asla değilsiniz. Çünkü sözün gerisini ben getireceğim. İnanın bana. Eğer salondan kaçmazsa, kumandan konuşmam sonucunda dize gelecek.'' Eski kumandan, sistemin karşısında boyun eğiyorum diye itiraf etmek zorunda kalacaktır. Planım bu. Şimdi kararınız ne? Bana yardım edecek misiniz? Doğal olarak, isterseniz, hatta istemek zorundasınız. Subay son sözleri sırasında konuğu kollarından sıkıca kavramış, güç bela nefes alarak yüzüne bakmıştı. Sesi öyle yükselmişti ki mahkumlu erin bile dikkatini çekmişti. Konuşmaların tek sözcüğünü olsun anlamamışlardı ama ağızlarına yeni lokma almaktan vazgeçtiler. Konağa bakmaya başladılar. Konuğun yanıtı en başından belliydi. Bu konuda duraksamayacak kadar gün görmüş biriydi. İçi dışı bir adamdı. Kimseden korkmazdı üstelik. Ne var ki elle mahkuma baktığında bir an bocalar gibi oldu. Fakat vermesi gereken yanıtı verdi. Hayır. Subay gözlerini kırpıştırıp dursa da gözlerini konuktan ayırmadı. Konuk ''Yanıtıma dair bir açıklama ister misiniz?'' diye sordu. Subay konuşmadı ama evet anlamında başını salladı. Konuk, ''Yargı sisteminizi doğru bulmuyorum. Siz bana güvenip açıklamadan önce bu güveninizi kötüye kullanacak değilim. Sisteminiz aleyhinde konuşmamın doğruluğu, karşı çıkışımın işe yarayacağına dair küçük bir olasılık üzerinde düşündüm. Bu konuda başvuru merci kumandandı elbette. Buna kuşku yok. Siz de bunu desteklediniz aslında.'' ancak kararımı biraz olsun zayıflattınız. Çünkü inanışınızdaki samimiyet, düşüncelerimde ısrarlı olsam da beni duygulandırdı. Subay konuşmadı. Aygıta döndü, pirinç çubuklarından birini tuttu. Sonra biraz geri çekildi. Gözleriyle her şeyin yerinde olup olmadığını denetlemek ister gibi kazıcıya baktı. Elle mahkum, tanışıklığı ilerletmiş gibiydiler. Mahkum kayışlarla bağlandığı yerden ere doğru bir işaret yaptı. Er ona doğru eğildi mahkum erin kulağına fısıldadı. Er de olur gibisinden başını salladı. Konuk subayın ardından yaklaşarak, ''Ne yapacağımı anlatayım.'' dedi. ''Yargı sistemi hakkındaki düşüncelerimi kumandana ileteceğim. Toplantıda değil ama baş başayken. Üstelik uzun kalıcılardan değilim. Yarın sabah adadan ayrılıyorum. Dolayısıyla toplantıya davet edilsem de katılamam. Toplantı saatinde gemide olacağım.'' Subay konağa kulak vermez gibiydi. Kendi kendine, Demek yargı sistemimizin doğruluğuna siz de inandınız, dedi. Öyleyse zamanı geldi. Neyin zamanı? diye soran konağa yanıt vermedi. Mahkuma dönen subay yerlinin diliyle özgürsün, dedi. Mahkum inanmaz gözlerle baktı. Subay, evet, özgürsün, diye yineledi. O gün ilk kez mahkumun yüzünde canlı bir ifade belirdi. İşittiği gerçek miydi, subayın eğlenmek için uydurduğu bir oyun muydu bilemiyordu. Şu yabancı konuk subayı ikna edip onu özgür bıraktırmış olamaz mıydı? Hiçbir şey anlamamıştı. Mahkumun yüzünde bu sorular dolaşıyordu. Fakat durak sayışı uzun sürmedi. Subay izin verdiğine göre serbest kalması gerekirdi. Kayışlar izin verdiğince debelenmeye başladı. ''Sakin ol'' diye bağırdı subay. ''Aygıta zarar vereceksin. Şimdi sökeceğiz kayışlarını.'' Sonra ere işaret etti. Birlikte kayışları sökmeye koyuldular. Mahkum konuşmasa da kendi kendine gülüyor. Başını iki yana çevirip duruyor, bir ere bir subaya bakıyordu. Konuğu da unutmuyor, arada ona da bir göz atıyordu. Subay, çek şunu tırmığın altından diye emretti. Er mahkumu çekerken dikkatli olmalıydı. Mahkum debelenirken sırtını tırmağa sürtmüş, yer yer yaralanmıştı zaten. Nedir? Subay özgürlüğünü bağışladığı mahkuma ilgisini yitirmişti. Konağa doğru yürüdü iç cebinden meşin cüzdanını yeniden çıkardı. Aradığı kağıdı bulup konağa uzattı. Okuyun diyen subaya, okuyamam dedi konuk. Bu yazıları sökemediğimi söylemiştim. Subay, biraz çaba gösterin diyerek ısrar etti. Sonra yazıyı birlikte okumak için konuğun yanına geçti. Konuk yazıyı hala okuyamıyordu. Subayın asla dokunulmaması gereken neselere gösterilen saygı benzeri bir edayla Serçe parmağıyla kağıdın üzerindeki çizgileri göstermesi de işe yaramadı. Konuk hiç olmazsa subay mutlu olsun diye kendini zorluyordu ama nafile. Subay dayanamayıp yazının başını hecelemeye başladı. Sonunda tüm başlığı okudu. Adil ol yazıyor. Sanırım sökebilirsiniz. Konuk okuyabilmek için kağıda öyle bir baktı ki subay kağıdı sakınmak için geriye çekmek zorunda kaldı. Bir şey söylemese de konuğun yazıyı sökemediği belliydi. Subay yineledi. Adil ol yazıyor. Konuk olabilir diyerek yanıtladı. Bu yazının kağıtta bulunduğuna inanıyorum. Subay, "Eh, sorun çözüldü sayılır." diyerek biraz daha mutlu bir yüzle kağıdı elinden bırakmadan merdivene tırmandı. Kağıdı kazıyıcının içine yerleştirdi ve çarka öncekinden çok başka bir düzen verdi. İşin zorluğu gözüküyordu. Büyük olasılıkla küçücük dişlilerle uğraşan subayın başı kazıyıcının içinde kaybolmuş gibiydi. Çarkı en küçük parçasına dek yeniden kuran subayı izleyen konuğun boynu yukarıya bakmaktan tutulmuştu. Güneş ışınları da gözlerini ağrıtıyordu. Erle mahkum kendi dünyalarına dalmışlardı. Onlara aldırdıkları bile yoktu. Er mahkumun yırtık giysilerini süngüsünü kullanarak çukurun dibinden çekti. Mahkum pisliğe batmış paçavralarını kovada yıkamaya başladı. Yeterince temizlediğine inanınca giydi. Ama hem er hem de mahkum kahkahalarla gülmeye başladılar.'' Giysiler arkalarından kesilmiş, iki parçaya ayrılmıştı. Mahkum eri eğlendirme görevi almış gibiydi. Üzerinde yırtık paçavralar, yere eğilerek şaklabanlıklar yapıyor, er de dizlerine vurarak yüksek sesle gülüyordu. Neden sonra subayla konuğu anımsadılar. Saygı göstererek sustular. İşini bitiren subay yüzünde bir gülümsemeyle aygıtı bir kez daha gözden geçirdi. Kazıyıcının açık kapağını kapattı. Aşağıya indi önce çukura sonra mahkuma baktı. Mahkumun çukurdan çıktığı giysilerini görünce sevinir gibi oldu. Ellerini yıkamak için kovaya yürüdü. Kovadaki suyun pisliğini epey sonra fark etti. Tam temizleyemeyeceğine karar verdi. Ellerini kuma soktu. Sonra doğrulup üniformasının düğmelerini çözmeye başladı. Ceketinin yakasına sıkıştırdığı kadın mendilleri kurtulup düştüler. Subay, al mendillerini diyerek bunları mahkuma attı. Sonra konağa dönerek, Hanımefendiler ona hediye etmişlerdi diye açıkladı. Üniformasının ardından tüm giysilerini çıkarırken acele ediyor ama özeni de elden bırakmıyordu. Ceketinin gümüş kordonlarını sevdi. Sallayarak püsküllerini düzene soktu. Bu özenle çelişen bir şey varsa giysilerini hırsa kaldırıp çukura fırlatmasıydı. En sona beline deri bir kayışla bağlı küçük kılıcını bırakmıştı. Kılıcını kınından çıkarıp kırdı. Sonra tüm kayışı, kını ve kılıç parçalarını çukura savurdu. Parçalar çukurun içinde gürültüyle dağıldılar. Subay anadan doğma kalmıştı. Konuk dudaklarını ısırarak susuyordu. Sıradaki işin ne olduğunu anlamıştı ama subayın eylemini engellemek hakkını kendinde görmüyordu. Eğer subayın savunduğu yargı sistemi tarihten silinmek üzere ise, konuk işin buraya varmasında sorumlu olduğunu hissedip vicdan rahatsızlığı duymuyor değildi. Subay aslında doğru bir eylemde bulunuyor demekti. Yer değiştirmiş olsalar, konuk da subay gibi davranırdı. Elle mahkum ne olduğunu anlamamışlardı. Hatta ilk başlarda dönüp bakmıyorlardı bile. Mahkum mendillerini sevip eğlenmek niyetindeydi ama Er, hiç de beklenmeyen bir eli çabuklukla mendilleri çekip aldı. Mahkum, Er'in palaskasına sıkıştırdığı mendilleri geri almaya çalıştı. Er de vermemek için mücadeleye hazırdı. Bir süre itişip kakıştılar. Subay çırılçıplak soyunduğunda ancak o anda olanların farkına vardılar. Zaten mahkum da ciddi bir olayın gerçekleştiğine dair bir önsezi belirmişti. Az önce kendi başına gelecek olanlar şimdi subayın başına geliyordu. Galiba subay işi sonuna dek vardıracaktı. Belki de bunu yapmasını konuk istemişti. Mahkuma göre basit bir öç alma eylemiydi bu. Kendisi acı çekmişti. Şimdi aynı acıları kendisine acı çektiren çekecekti. Buna karar verdiğinde mahkumun tüm yüzünü kaplayan bir gülümseme belirdi. Bir daha da kaybolmadı. Subay bunu görmedi. Çünkü aygıta dönmüştü. Aygıtın diline aşinalığı biliniyordu ama şimdi aygıtı ne kadar ustalıkla kullandığını, her parçasına nasıl hakim olduğunu görmek şaşırtıcıydı. Eliyle tırmığın önünde yaptığı bir işaret, tırmığın harekete geçip onun gövdesine göre kendi kendisini ayarlamasına yetmişti. Yatağı da kenarından tutup titreşime geçirdi. Keçe de subayın ağzına doğru yaklaştı. Subay ilk önce keçeyi istemeze benzese de aniden kararlı bir harekette ağzını aldı. Yanlardan sıkışan kayışlar dışında her şey hazıra benziyordu. Onlara da gerek yoktu aslında. Subayın bağlanmaması gerekirdi. Fakat mahkum kayışları görmüştü. Ona göre kayışlar bağlanmadı mı infaz eksik kalırdı. Ere işaret etti. Birlikte subayı bağlamaya gittiler. Tam ayağıyla kazıcıya kumanda eden çarkı çalıştırmak üzere olan subay, onların yaklaştığını görünce durdu. Mahkumun kayışları bağlamasını bekledi. Böyleyken çarkı çalıştırması olanaksızdı. Ama çarkın yerini ne er ne de mahkum biliyordu. Konuksa bu olaya karışmamaya kesin olarak kararlıydı. Fazla düşünmeye kalmadı. Kayışlar bağlandığında aygıt kendiliğinden çalışmaya başladı. Yatak titriyor, iğneler subayın teninde çalışıyor, tırmık aşağı yukarı hareket ediyordu. Konuk bir süre aygıtın çalışmasını izledi. Birden aklına çarkın çalışırken çıkardığı gürültü geldi. Oysa şu an her şey sessizce ilerlemekteydi. Aygıt, sessiz çalıştığından olsa gerek dikkat çekmiyordu. Konuk da elle mahkumu gözlemeye başlamıştı. Mahkum erden daha canlıydı. Aygıt'ın her hareketine dikkat kesiliyor, bir eğiliyor, bir dikiliyor. Arada ere bir şeyleri işaret etmek istiyordu. Durum konuk için giderek tatsızlaşıyordu. Sonuna dek beklemeyi göze almıştı ama erle mahkumu daha fazla görmeye katlanamayacaktı. "Evinize gidin!" diye bağırdı sonunda. Er emre uymaya hazırdı ama mahkum bu emri ceza olarak algıladı. Elleriyle kalmak için yalvarmaya başladı. Konuk, hayır anlamında başını sallayınca diz çökerek yalvarmayı sürdürdü. Emirlerinin uygulanmadığını gören konuk, elle mahkumu kovmak için harekete geçecekti ki aygıttan gelen bir sesle irkildi. Kazıyıcıdan değişik bir ses gelmişti. Az önce yanılmamıştı. Bir çark ritme uymadan çalışıyordu. Kazıyıcının kapağı yavaşça kalktı, sonra aniden sonuna dek açıldı. Önce bir dişinin sonra tüm dişilerin sivri uçları göründü. Sivri uçlar yukarı tırmanmaya başladılar. Sanki görünmez bir el yazıcıyı sıkıştırıyor, içinde dişilere yer bırakmıyordu. Çark kazıyıcının yanına geldiğinde yuvasından kurtuldu. Düştü, kumların içinde yuvarlanıp durdu. Hemen ardından bir çark daha belirdi. Onu sayılmayacak denli çok, irili ufaklı çarklar izledi. Tam aygıtın içinde bir şey kalmadı derken yeni çark grupları beliriyor. Bunlar da yere düşüp kumlarda yuvarlanıyor. Sonra sağda solda hareketsiz kalıyordu. Mahkum bu görüntüden büyülenmiş gibiydi. Konuğun emrini unutmuştu artık. Bu çarklardan hiç değilse birini yakalamak istiyor, eri yardıma çağırıyor, arada çarklardan birini tutmak istiyor, fakat hemen ardından beliren yeni çark grubunu görünce çekiniyor, o anda çıkan sesten korkuyordu. Konuk tedirgindi, Görünürdeki işleyici şaşırtıcı bir sakinlik gösterse de aygıtın parçalanmakta olduğunu anlamıştı. Subay olaya hakim olacak durumda değildi. Konuğun içinde subaya yardım etmesi gerektiğine dair bir duygu belirdi. O ana dek tüm dikkatini çarklara verdiğinden aygıtın geri kalanına bakmayı savsaklamıştı. Ama şimdi en son çarkla kazıyıcıyı terk ettiğinde tırmığın üzerine eğilmiş, kötü bir manzarayla karşılaşmıştı tırmık yazma işlevini bırakmış, sadece iğneleri gövdeye batırmakla uğraşıyordu. Yatak da gövdeyi çevirme işlevini terk etmiş gibiydi. Gövdeyi iğnelerin ucuna kaldırmakla yetiniyordu. Konuk, inisiyatifi ele almayı ve aygıtı durdurmayı denemeyi düşündü. Gözlerinin önündeki olay işkence fiilen değil düpedüz cinayetti artık. Konuk tam elini kaldırmıştı ki tırmık iğneyle tutarak yedeğini aldığı gövdeyle birlikte havalandı. Bu ancak 12. saatte yapması gereken işti. Tüm oluklardan kan boşalıyordu ama suyla karışık değil, anlaşılan su püskürtme işlevi de durmuştu. Aygıt, son işlevini de gerçekleştirmeyi reddetti. Gövde uzun iğnelerden kurtarılıp çukura fırlatılmadı. Kan giderek çoğalıyor ama gövde Aygıt'tan ayrılmıyordu. Tırmık başlangıç durumuna dönmek istese de kurtulamadığı yükten olsa gerek, çukur üzerinde kararsız sallanıyordu konuk sessiz bekleyen erle mahkuma, bakıp duracağınıza yardım etsenize diye bağırarak subayın ayaklarına yapıştı. O ayaklardan iterken diğer ikisi subayın başını çekecek, onu aygıtın elinden kurtaracaklardı. Ne var ki diğer ikisi yardım etmekte kararsızdılar. Hatta mahkum açıkça sırtını döndü. Konuk onların yardımını isteyecekse zor kullanması gerektiğini anlamıştı. O anda pek de istemeden subayın ölü yüzünü gördü sağlığındaki ifadeyi taşıyordu yüzü. Sabahtan beri anlattığı o huzur dolu ifadeden eser yoktu yüzünde. Daha önce idam edilenlerin aksine dudakları yapışmış gibi açık kalmış gözlerinde hala yaşam arzusu, belki inançla bakan gözler ve hemen üzerinde alnına saplanmış büyük çelik iğne. Konuk, elle mahkumun önünde yürüyüp sömürgenin yapılarına ulaştığında er kahveyi işaret etti zemin kata yerleşmiş, handi ise mağara gibi, duvarları ve alçak tavanı kararmış bir mekan. Yola bakan yüzü tümüyle açıktı. Kumandanın saraya benzer konutları hatta sömürgedeki diğer harap yapılarla benzerdi. Ama konuk burasının tarihi bir mekan olduğunu düşündü. Yanından ayrılmayan ikiliyle birlikte kahveye girdi. Boş masalar arasında ilerleyerek küflü havayı soludu. Er, eski kumandanın mezarı burada, dedi. Rahipler ölüsünü mezarlığa sokmadılar. Bir zaman nereye gömüleceği bilinmedi. Sonunda burada karar kılındı. Subay bunu size anlatmıştır. Bu olaydan öyle utanıyordu ki birkaç kez geceleri gelip eski kumandanın naaşını çıkarmayı denedi. Ama her seferinde buradan kovuldu. Duyduklarına inanmakta güçlük çeken konuk, ''Neredeymiş bu mezar?'' diye sordu. Elle mahkum ikisi birden konuğun önünü aldılar. Onu kahvenin arka duvarına doğru götürdüler. İçerideki masaların bir kaçında işçiler oturuyordu. Kısa ve kara sakalları parlayan güçlü kuvvetli adamlardı hepsi. Ceketleri yoktu, gömlekleri de eskimişti. Yoksul dışlanmış adamlardı hepsi. Konu görünce aralarından kalkanlar oldu. Geri çekilip sırtlarını duvara verdiler. Onları izlemeye başladılar. Kahvede bir fısıltıdır dolaştı. Yabancı mezarı görmek istiyormuş. Bir masa yana doğru çekildi. Altından bir kitabe göründü. Masanın altında gizlenebilecek denli ufak bir taş, üzerinde küçücük harflerle kazınmış bir yazı. Konuk yazıyı ancak diz çökerek okuyabildi. Burada eski kumandan yatıyor. Artık gizlenmesi gereken taraftarları ona bu mezarı kazdılar. Bu kitabeyi başına diktiler. Söylentiye göre kumandan yıllar sonra dirilecek. Yanında taraftarlarıyla sömürgenin yönetimini tekrar eline geçirecek. İnanın, bekleyin. Doğrulan konuk, çevresini saran adamların yüzlerindeki gülümsemeyi fark etti. Sanki yazıyı onunla birlikte okumuş, gülünç bulmuş, şimdi konuktan bunun onayını bekler gibiydiler. Konuk, oralı değilmiş gibi davranıp adamlara bahşiş dağıttı. Masa çekilip kitabe yeniden gizlenene dek bekledi. Sonra kahveden çıkıp limana doğru yürüdü. Elle mahkum, kahvedeki tanıdıkları tarafından alıkonulmuşlardı. Nedir çok geçmeden kendilerini sıyırdılar. Limandaki kayıklara inen uzun merdiveni yaralamış konuğun peşinden koştular. Olasılıkla konağa yalvarıp onunla birlikte adadan ayrılmak niyetindeydiler. Konut kendisini gemiye götürecek kayıkçıyla pazarlık ederken ikisi dolu dizgin merdivenleri indiler. Bağırmıyor, hatta seslenmeye bile çekiniyorlardı. Tam aşağıya vardıklarında konuk, kayağa binmiş, kayıkçı palamarı çözmekteydi. Elle mahkum bir an kayığa atlamış kalkışır gibi oldular. Ama konuk, kayığın içinden kalın bir halat kaptı. Halatın ucundaki düğümü tehdit edercesine karadakilere salladı ve onları kayağı almadı.